Arkadaşlar merhaba. Bugün iPhone'larda herhangi bir metini iPhone'a nasıl okutacaksınız? Ondan bahsedeceğim. Yani uzun bir metininiz var arkadaşlar. Bunu seçerek iPhone'unuza okutturabiliyorsunuz. Hatta ve hatta bu okutmak istediğiniz metini de ister hızlı ister de yavaş olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Mesela bir metin var. Bunu ortamda okumak istiyorsunuz. Kendiniz okumak istemiyorsunuz. Sadece telefonunuza okutturabilirsiniz. Aslında oldukça kullanışlı bir özellik arkadaşlar. Bunu birazdan gösterdiğimde anlayacaksınız. Yani çok kolay aslında arkadaşlar. Mesela şimdi size ben bir internet mesela böyle bir metin açıyorsunuz. Bu metini okutmak istiyorsunuz. Kendiniz okumuyorsunuz. Ve bunu işte okutup herkese dinletmek istiyorsunuz. Ya da bir şeyle uğraşıyorsunuz. O metini okumak istiyorsunuz. Aynı anda işte istediğiniz kadar metin büyüklüğü ne kadar olursa olsun önemli değil arkadaşlar. Seçiyorsunuz. Okutmak için seçiyorsunuz. Oku diyorsunuz, seslendir diyorsunuz. Otomatikman iPhone'u sizin için bunu okuyor arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yapacaksınız ondan bahsedelim. İlk önce ayarlara gireceksiniz arkadaşlar. Ayarlardan erişebilirlik kısmına ulaşacaksınız. Erişebilirliği tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar seslendirilen içerik diye bir kısım var. Oraya tıklıyorsunuz. Burada bende şu anda açık. Siz bunu kapatacaksınız arkadaşlar. Seslendirilen içeriğe girdiğinizde gördüğünüz gibi şu anda seslendirilen içerik. Onu girdiğinizde seçimi seslendir diye bir kısım var. Bende açıktı. Şu anda kapattım ben arkadaşlar. Onu aktif hale getiriyorsunuz. Açtığınızda arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi şu anda aktif. Bu noktadan sonra seçtiğiniz metini okuyacak sizin için. Seslendirecek. Alt tarafta okuma hızı diye bir şey var arkadaşlar. Tavşanla tosbağa görüyorsunuz. Seçimi tosbağa çok yavaş. Seslendir. Tavşan da en hızlı şekilde okuma hızını seçiyor. Seçimi seslendir. Seçilen içeriği oku. Seçimi seslendir. Seçilen içeriği oku. Şu anda buradan bu ayarları yaptıktan sonra buradan çıkabiliriz. Ve sizin için hemen bir internet sayfasına girelim ve orada da test edelim. Mesela buraya giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben burayı seçtim. Şu sizin için küçük bir şey seçelim arkadaşlar. Şöyle işaretleyelim. Mesela buradan seçelim. Buradan şuraya kadar olsun. Burada seslendir kısmı var. Onu tıkladığınızda arkadaşlar okumaya başlayacak. Milli futbol takımı, özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi. Köln'de 300 seyircinin izlediği maçta milliler rakibiyle 3-3 berabere kaldı. Almanların gollerini 45+1'de. Şimdi arkadaşlar bir yabancı sitede size göstereyim. Yabancı dilde de okutabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi herhangi bir yabancı siteye girdik. Burada da şimdi size bir metin seçeceğim arkadaşlar. Yabancı dilde okutacağım. Hemen şöyle seçelim. Şöyle kısa bir şey olsun. Seslendir dediğinizde arkadaşlar. Seslendir tıkladığınızda onu okumaya başlayacak. Fredel gaan de nieuwe coronamaatregelen al van start, maar er zijn nog enkele onduidelijkheden. Hoezo? Nauwe contacten beperk je straks tot 3, maar je kan nog met die... Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok da akıcı bir şekilde okuyor. Tabii bu yabancı dilde okurken veya Türkçe okurken bunun ses hızını da arttırabiliyorsunuz. Şimdi onları nasıl yapacağız? Hemen onu gösterelim arkadaşlar. Gene aynı ayarlar kısmına giriyorsunuz. Zaten bizde açıktı. Buradan seçimi seslendir, seçilen içeriği oku. Aşağıda hızını arttıralım. Fredel gaan de nieuwe coronamaatregelen al van start, maar er zijn nog enkele onduidelijkheden. Hoezo? Nauwe contacten beperk je straks tot 3, maar je... Bir de yavaşlatalım. Seçimi seslendir, seçilen içeriği... Vrijdag gaan de nieuwe coronamaatregelen al van start, maar er zijn nog enkele onduidelijk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Seçimi seslendir, seçilen için. İstediğiniz metni kolayca seslendirebiliyorsunuz. İşte bu kadar kolay arkadaşlar. Çok da işinize yarayacağını düşünüyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olmanız bizim için çok önemli. Kanalımızı geliştirmek için arkadaşlar. Bir sonraki videoda da görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.